Destur var mı hanımlar? Buyur gel Amber ağa. Hatun, kalk daha güzel esvaplar giy. Süslen, hazırlan, hünkâr bekler. Ben hazırım. Hem ders için gitmeyecek miyim altı üstü? Bugün has odaya gitmeyeceksin. Hünkâr kamerayı hazırlattı. Hadi hazırlan diyorum, başka bir şey demiyorum. Al bak, ben haklı çıktım. Olabilir. Lakin ben hazırım. Hünkârın karşısına çıkmaya hazırım. Ne yapacak mısın bakayım? Hünkârın en sevmediği şeyler neler bilse bakayım bana. Bildiğim kadarıyla kabalık sevmez. Hı-hı. Başka laubaliliği sevmez. Hı-hı. Akılsızlığı hoş görmez. İşte bu dediklerini hepsi yapacağım ben. Hünkâr benden soğuyacak. Konuşmayı bırak, yüzümü bile görmek istemeyecek bir daha. Sen hepten çıldırdın ha. Hayatımda böyle saçma bir tasavvur işitmemiştim şimdiye değin. Görürüz. Saçma mı değil mi? Sanırım bana zafer ver. Hünkârım. Gel Alma. Otur şöyle. Bir Alman şairi vardı merakımı cezbeden. Fransızca tercümesini buldum şiirlerini. Ona bakalım derim bu akşam. Ben güzelmiş. Afiyet olsun. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Herkes dergâh birbirine. Hatunlar pek demezler ki eyvallah. Göte'nin şiiri. Bakalım doğru okuyabilecek miyim? Je pense à toi, quand les rayons de soleil se reflètent sur la mer. Je pense à toi, quand la lune scintille sur la roche. Hayırdır muallime? Pek alakanı çekmedi galiba. Affedersiniz, devam edeyim. Şöyle esna vermişim bir an. Yanlış anlamadıysam şöyle tercüme edilebilir. Seni düşünürüm. Güneşin ışıkları denize aksedince. Seni düşünürüm. Ayın parıltıları pınarlara vurunca. Hünkârım, kızmayın. Lakin pek sıkıcıymış bu şiir. Ya. Neden peki? Hep kişilerden bahseder. İçim bayıldı. Şöyle siyasi ve içimai mevzulu bir kitap yok mu baksak? Var Anna. Var. İçtimai mukavele. Jean-Jacques Rousseau. Fevkalade. Derin ve hikmetli sözler. Demiş ki, aşkım için dünyayı veririm. Lakin hürriyetim için aşkımı da veririm. Mesele gene geldi aşka. Bir şey mi dedim muallime, işitmedim. Pek münasız bir laf. Anla istersen önce ağzındakini bitir sonra konuş. Ne dediğini anlayamıyorum. Pek manasız bir laf hünkârım. Bir aşk uğruna bütün dünya feda edilir mi hiç?
Anla senin maksadın ne? Hiç. Bir şey yaptığım yok. Bana kalırsa sen ne yaptığının gayet farkındasın. Lakin böyle olsa olsa kendini gülünç vaziyete düşürüyorsun. Hünkârım, benim niyetim size kızdırmak değildi. Bilirim. Senin tek bir gayen var, kaçmak. Bir takım mevzulardan uzak durmak. Böylelikle o mevzular yok olacak sanırsın. Lakin olmayacağını sen de göreceksin sonunda. Hakikatlerden hayatının sonuna kadar kaçamazsın anne. Bu akşamlık bu kadar kâfi. Çekilebilirsin. Hayırlı akşamlar. Sana da.